bu olayın perde gerisinde de kara para aklamaya yönelik bir operasyonun kokusu gelmektedir. O daha kötüdür. Profesör Şükrü Kızılot, varlık barışı kapsamında Türkiye'ye getirildiği söylenen 64 ton altınla ilgili olarak işte bu ciddi iddiayı ortaya attı. Tartışmayı başlatan CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'nin sorusu olmuştu. Bu külçe altınlar eğer Türkiye'ye giriş yaptıysa neden hiçbir kamu kurumunun kayıtlarında gözükmemektedir? Acaba varlık barışı kanunu bir takım bazı kişilerin kara para aklama operasyonu yönetmek amacıyla kullandığı bir araca mı dönüşmüştür? CHP'li Hamza Çebi'ye yanıt Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelmişti. Altınla ilgili olarak tabii ki bir beyan söz konusu ama bu beyan sonrasında Türkiye'ye getirip getirmediği hususu tabii ki şu anda incelenen bir husus. Gelinen noktada 64 ton altının akıbetinin yanı sıra bir de beyan edilen bu altının vergisi meselesi gündemde. Vergi uzmanı ekonomist Şükrü Kızılot'a göre bu konuda soru işaretine yer yok. Yani burada beyan edilen altının %2 oranındaki vergisinin alınması gerekiyor. Verginin alınması paranın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili değil. Beyan edilmiş bu vergi alınacak. Getirse de getirmese de bu vergi alınacak. Bunun başka yolu yok. Peki bu vergi kimden ve nasıl tahsil edilebilir? Bildirimde bulunulmuş. Maliye'nin resmi kayıtlarında var bu. Maliye kimden alacağını biliyor. Kontrol edecek Türkiye'ye getirdi mi getirmedi mi. O kişiler Türkiye'de iseler ki Türkiye'dedirler. Onlardan bu parayı cebren alacaklar. Haciz uygulayarak, gayrimenkulünü satarak, banka hesabına el koyarak. Şükrü Hoca söz konusu altının Türkiye'ye getirildiğine ihtimal vermiyor ve bu düşüncesine yetkililerin açıklamalarını kaynak gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı diyor ki gelmemiştir böyle bir altın. Bir gram altın gelse bizim haberimiz olur diyor. Aynı şekilde altın borsası rakamlarına bakıyoruz. Orada da gözükmüyor. O itibarla bunun gelmediği anlaşılıyor. Kaldı ki böyle bir altın Türkiye'ye gelirse tırlarla gelir ve gümrüklerden geçer. Bunun için uzun araştırmalara gerek yoktur. 64 ton altın olayında kara para aklama kokusu alıyorum diyen Profesör Kızılot, Maliye Bakanı Şimşek'in açıkladığı noktaya dikkat çekiyor. MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu şimdiden bu ve benzeri olayların peşine düşmüş ve 39 tane şüpheli dosya var.